Herkese merhaba. Hepiniz Yemek Belgeseli kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kökeni Osmanlı mutfağına dayanan çeşmeli çorbası tarifi paylaşacağım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar tenceremi ocağa aldım. İçerisine 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet de küp küp doğradığım kuru soğanı ekleyip kavuruyorum. Soğanların diriliğini çabuk kaybetmesi için bir çay kaşığı tuz ekliyorum. ardından bir yemek kaşığı dolusu un ekliyorum ve kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Oldukça güzel ve lezzetli bir çorba. Dediğim gibi kökeni ta Osmanlı mutfağına kadar dayanıyor. Diğer bir adı da terbiyeli mercimek çorbası. Evet onu yaklaşık 2-3 dakikadır güzelce kavurdum. Şimdi içerisine bir su bardağı iyice yıkadığım kırmızı mercimeği ekliyorum. Üzerine yaklaşık 1 litre sıcak su ekliyorum. Şöyle çorbayı bir karıştırıyorum. Ardından kapağını kapatıp mercimekler yumuşayana kadar çorbayı kaynamaya bırakıyorum. Çorbanızı mutlaka ara ara karıştırın arkadaşlar mercimekler dibine yapışabilir. Çorba yaklaşık yarım saattir kaynıyor. Mercimekler yumuşadı. Şimdi pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce blenderdan geçiriyorum. çorbamın altını kıstım. O kısık ateşte kaynamaya devam ederken hemen terbiyesini hazırlamaya geçiyorum. Terbiyesi için 1 adet yumurtanın sarısı, yarım su bardağı süt, yarım da limonun suyunu ekleyip karıştırıyorum. Çorbanın kesilmemesi için mutlaka terbiyenizi ılıklaştırın arkadaşlar. Şöyle iki kepçe çorbadan terbiyenin içerisine ekleyip çırpıyorum. Ardından terbiyeyi yavaş yavaş ve sürekli olarak karıştırarak çorbaya ekliyorum. Terbiyeyi ekledikten sonra 2-3 dakika boyunca aralıksız olarak karıştırmaya devam ediyorum. 5-10 dakika kadar daha kaynamaya bırakıyorum. Çorba hazır. Altını kapatıyorum. Servis etmeden önce üzerine biraz da yağ yakacağım. Tavanın içerisine 1 yemek kaşığı yağ ekliyorum. Ya eridikten sonra 2 çay kaşığı nane, çok az pul biber ve 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum. Baharatları çok yakmadan hafif şöyle 1-2 tur döndürdükten sonra hemen ocağın altını kapatıyorum. Soğuk kış aylarında içinizi ısıtacak ve oldukça da besleyici olan çeşmili gel çorbamız hazır. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yavaş yavaş kapanışı yapmadan önce buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.